Manisa TV Haber Merkezi'nce hazırlanan Manisa Haberleri'nin merkezinden hepinize iyi akşamlar. 11 Şubat Çarşamba günü haberleriyle karşınızdayız. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı belediye meclis toplantısı Kültür Sitesi Meclis Salonu'nda yapıldı. 74 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantı yine gergin anlara sahne oldu. İmar sıkıntısının yanı sıra evsel katı atık su bedelinin su faturalarından tahsil edilmesi de tartışmalara neden oldu. Burada bir sağlıksız olan bir şey yok. Bundan sonra da bir karar bu şekilde alındıktan sonra yani birisi çevre il müdürlüğü yani biz bu şekilde her ay önergelerle mi gideceğiz hala? Bunu bir ilke kararlar yani konuştuk bunları. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı belediye meclis toplantısı Kültür Sitesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıda 74 gündem maddesi görüşüldü. Toplantının açılış konuşmasını Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yaptı. Akşam olması dileğiyle inşallah Manisa adına sağlık yapılan yeni kararların Manisa'ya hayırlar dediğimizi biliyoruz. Parkaçı'ya şikayet destekliği dairemiz başkanımız Serpil Hanım'a teşekkür ediyorum. Gerçekten bunları biraz erken açmış herhalde. Genelde Mart ayında açılıyor. Doğru mu? Başkan Ergün'ün konuşmasının ardından Büyükşehir Meclisi'ne gönderilen önergelerin görüşülmesine geçildi. İmar çalışmaları ile ilgili meclise getirilen önergelerin gündeme alınmaması gerektiğini belirten Ergün, "Bu işleri çocuk oyuncağından çıkarın. Burada bakkal dükkanı yönetmiyoruz, burada hukuksuz bir şey yaptırmayız." dedi. Hayır, komisyon çalışır, çalışmalarına devam eder, o süreçte eksikliklerini tamamlar. Yani meclisin bir çalışma ve usulü... İmarla ilgili konular yanınızda oturacağız, Can Mercü'ye ait. Başkanın şu anda kendisi. Bu konuda o zaman fikir beğenmesin, biz de öğrenelim. Neden eksik geçiyor imar komisyonundaki kararlar meclise geliyor? Ve bu eleştiriyi biz alıyoruz Çevre İl Müdürlüğü'nden ve şikayet ediliyoruz bakanlığa. Yani aslında bu konu çok ciddiye alınması gereken endişe verici. Bundan herhangi bir şeyin başımıza geleceği bir konu değildir. Alınmış olan kararların Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderilmediği şeklinde de ilgili dairesinden para bilgileri var. Bu kararların Büyükşehir Meclisi'ne gelmesi lazım. Gönderilmediği takdirde bu işin hukuksal olmayacağını da buradan ben ifade edeyim. Bunu da bütün başkanlarımız bir kere daha göz önünde bulundursunlar diye düşünüyorum. Ergün'ün sözleri üzerine AK Parti Grup Başkanı Zülfikar Gürcan, "Biz burada hukuksuz hiçbir şey yapmıyoruz. Çözülebilecek sorunların çözülmez hale getirmek gereksiz. Bu önergede çözülebilir sorunlar var. İlgili daire müdürlüklerine gönderin demekle bu iş olmaz." diye konuştu. Biz de şu iş dairesinden gelsin, bize biz bir işin nasıl olması gerektiğini karar verin. Milletimiz sayfası milletim, Büyükşehir yazısını yazar, ilgili dairesi inceler getirir. Böyle... Bir kağıtta önergeyle hemen bunlar sorulacak şeyler değil. Bunlar nasıl? Komisyonu ne istediniz? Komisyon ilgi evraklarını ister Sayın Başkanım. Yani biz bir hızlı çalışma, daha hızlı nasıl çalışabiliriz? Bunlar çalışmayı da yarın yapıyoruz. Yani Sayın Başkanım bakın hukuki eksiklikler, giderilebilecek eksiklerin hepsi tamamlanabilir. Komisyon çalışmasını yapar, tamamlar. Biz burada hukuka aykırı hiçbir şeyin altına imza atmayız. Yaptırmayız zaten hukuksuz bir şey olacak. Yanlış varsa da düzeltiriz, mahkemeler düzeltiyor çünkü. Mecliste imar değişikliği ile ilgili önergeler oy çokluğuyla gündeme alındı. Önergelerin gündeme alınmasının ardından maddelerin görüşülmesine geçildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Ulu Cami ve çevresinin korunması ile ilgili hazırladığı revizyon imar planının değişikliği görüşmelerinde gergin anlar yaşandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Zülfikar Gürcan, "Biz o bölgede yaşayan insanlarımızın tedirgin olmaması adına böyle bir rapor verdik." dedi. Cengiz Ergün ise, "Siz oradan 100-200 oy gelmeyecek diye düşünüyorsunuz. Hep siyasi düşünüyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Kararları siyasi alıyorsunuz, Manisa'nın projelerinin önünü kapatıyorsunuz" şeklinde konuştu. AK Parti grubunun kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun imar planı değişikliği raporu kabul edildi. Şubat ayı meclisinde imar planlama gündeminin yanı sıra Aleviler hakkında önemli bir gündem maddesi vardı. CHP grubunun isteğiyle cemevinin ibadethane olması önergesi meclise sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Zülfikar Gürcan, "Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi değiliz. Bu kararı belediye meclisi veremez." dedi. Cemevinin ibadethane olması önergesi Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'na havale edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği karara rağmen Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'nun ücretlerinin tahsil edilmesi yönünde mecliste verdiği rapor, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü kızdırdı. MHP'li Ergün vatandaşlardan evsel katı atık bedeli tahsil edilmesinin
hukuksuz olduğunu belirterek bu talep hukuksuzdur. Bakanlığın vermiş olduğu karara göre bu bedel alınamaz. Ben burada olduğum sürece bu olmayacak. Siz böyle bir bedel toplayamazsınız diye konuştu. Biz bu şekilde her ay önergelerle mi gideceğiz hala? Bunu bir ilke kararlarla konuştuk bunları. Ama birilerinden de talimat alacak da değiliz yani. Bir de yani şimdi şikayet edilen Büyükşehir Belediye Meclisi. Yanlış yapıldığını ifade ediyor. İlgili bakanlığa biz şikayet ediliyoruz. Sayın Başkanım. Önerge ve evrakların eksikliğinden kaynaklanan sebeplerden kararların yanlış alındığını, eksik alındığını ifade ediliyor. Ama bu bizim komisyonumuzun vermiş olduğu kararın eksik olduğunu gösterir. Komisyon sağlıklı çalışırsa öyle bir eksiklik olmayacağı manasına da gelir. Komisyon eksikleri tamamlayacak. Tamamlanmıyor daha karar geliyor, buraya geçiyor. Hayır, komisyon çalışır, çalışmalarına devam eder, o süreçte eksikliklerini tamamlar. AK Parti Grup Başkanı Zülfikar Gürcan, Başkan Ergün'ün sözleri üzerine katı atık su bedelinin %5 oranda artırıldığını belirterek maskeyi olağanüstü genel kurula çağırdı. Gürcan daha önce 220 lira su faturası ödeyen kişinin 810 lira ödemiş. Biz bunların şikayetlerini aldık. Biz bununla ilgili gelecek mecliste maskeye olağanüstü genel kurul çağrısı yapacağız dedi. Ya verebilirsin. İmarla ilgili 15 gün 10 gün önce gönderin diyorum. İncelersin diyorum. Bunda ne var bunu söylemek? Ama benim orası incelenme mercimi. Meclis iradesindeki bir gelecek. Ben burada önergeyi veririm. Ondan sonra imarda gerekli bilgiyi... Bundan sonra belediyeler yazmasın üçlükler de yazı. Hepsini önergeye gönderin beni. Belediyeler de yazar. Büyükşehir'e. Bundan sonra önergeye böyle gündem oluşturma. Dairesini hiç karar almayın. Dairesinden biz bilgi alacağız. Dairesi çalışacak. Hayır, ne gerek edecek? Sen biliyorsun hepsini zaten. Çok hayır, ben bilmiyorum. Ben bunu böyle olmasına önerge olarak talep ediyorum. Dairesi ne gerek? Ya dairesi de der ki önerge olarak tut dediğiniz uygun değildir. Komisyonumuzda bu karar verir. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından meclis son buldu. Bir sonraki meclis 24 Mart tarihine ertelendi. Önce devam ettiğimiz noktasında görüş birliği devam ediyor. Ve bununla ilgili yeni hazırlanan komisyon raporu. Ne var bunlar? Yanlış söylüyorsun. Bir şey var. Evet, yanlış söylüyorsun. Bir şey var diyorsun. Yok yanlış söylüyorsun. Ya meclis üyeleri ne yapacak? Meclis üyeleri önerge verin. Ya o zaman gündem oluşturalım. Ne anlamı var? Onu sormaya çalışıyorum. Siz nasıl meclis yönetiyorsunuz? Sayın Başkan. Ya başta bak. Balaşehir ilçesinin bile ilgili bazı kararlarını ilgili müdürle görüştük. Benim yüzüme gündem hazırlanmayı... Şehzadeler Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan Şehrim Benim Evim projesi çerçevesinde 40 öğrenci turizm elçisi olarak yetiştirilecek. Manisa'ya gelen misafirlere rehberlik edecek öğrenciler, kentin tarihi ve kültürel değerlerini ilk olarak 475. Uluslararası Mesir Festivali'nde tanıtacak. Güzel bir okuldayız, güzel bir projenin bir etkinliğinde bir aradayız. Şehzadeler Belediyesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Manisa'nın turizmine katkı sağlamak amacıyla ortak bir proje imza attı. Şehir Benim Evim Gönüllü Turizm Elçileri Projesi Nihal Akçura Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hayata geçirildi. Tüm güzelliklerle karşımıza. Manisa geçmiş olduğu gibi bugün de sahip olduğu değerler programın açılış konuşmasını yapan Nihal Akçura Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Gökçe şunları söyledi. Bu projedeki amacımız Manisa'mızın milli ve manevi değerlerini, tarihini, sosyoekonomik kültürünü en iyi şekilde işte Demirci'nin en ücra köşesinden tutun, Sarıgöl'ün en ücra köşesindeki bir dağ köyündeki kültürüne kadar öğrencilerimizi tanıtmak ve gelecek nesilleri aktarabilmeleri için gelecek kuşaklara aktarmalarını sağlamak, özetle vatanımızı dedelerimizden kalmış miras değil, torunlarımızın emaneti olarak görebilmelerini sağlamak ve inşallah gelecek misafirlerimizi gönüllü turizm elçileri olarak bu öğrencilerimizi karşılayıp Manisa'mızı en iyi şekilde Türkiye'de tanıtmak hedefimiz bu. Şehzadeler ilçesinin tarihi değerler bakımından çok zengin olduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik şöyle konuştu. Temsilcileri, sevgili gençler, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugünkü bu açılışımızın
şehrimiz için, turizmimiz için, eğitimimiz için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Evet, biz bir tarih şehrinde, bir medeniyet şehrinde, şehzadeler şehri olan Manisa'da yaşıyoruz. Bu şehrin en önemli dinamiklerinin başında turizmde marka olmayı hak edecek yeterli değere sahip olması yatıyor. Manisa için turizm olgusunun çok önemli olduğuna dikkat çeken Manisa Valisi Erdoğan Bektaş ise şöyle konuştu. Doğrusu ben bu okula ikinci geliş İsmail Bey'le de daha önce bir gezme imkanı bulmuştum. Turizm Otelcilik Meslek eski adıyla, yeni adıyla Anadolu Meslek ve Teknik Üniversitesi neyse adını da tam bilemiyorum. Adını da değiştirdik. Ama eski fonksiyonunu görmeye devam ediyor. Güzel bir okul. Üstelik hayırseverlerimizin bize kazandırdığı bir okul. Öğrencilerimiz de oldukça mutlu oldukları, bu okulun öğrencisi olmaktan memnun oldukları, mutlu oldukları bildiğim bir okul. İş adamı Kamber Atabey, imarla ilgili projelerde Yunus Emre Belediyesi ile sorun yaşadıklarını belirterek, sorunun belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde çalışanların deneyimsizliğinden kaynaklandığını söyledi. Bir buçuk saat ben belediyede bekledim. Mahmut Bey benden daha önce iki buçuk saat bekledi. Odada şey yapıyorlar. Görüşme 5-6-10 kişi toplantı var, odaya giremiyorsun. Manisalı iş adamı Kamber Atabey, imarla ilgili projede sorun yaşadığı Yunus Emre Belediyesi'ne yaptığı basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Gerçekleştirmek istediği projelerde Manisa Büyükşehir ve Şehzadeler Belediyesi ile hiçbir sıkıntı yaşamadığını dile getiren Atabey, yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Ben Yunus Emre Belediyesi'ne harcımı veriyorum, otopark paramı veriyorum, çevre temizlik vergimi veriyorum. Yüzlerce dairemin vergisini veriyor. Benim ne suçum var, ne günahım var? Eğer yok edeceklerse varsın canları sağ olsun, yok etsinler. Biz gittik Fransa'da yer yapmaya. Artık dedi ki Manisa'da bize bu ekmek kalmadı. Manisa'da biz istihdam yaratamıyoruz. Biz istihdam yaratamıyoruz Manisa'da dedik. Peki zengin adama herkes bakar. Önemli olan fakire, garibe bakmak değil mi? O gariban işçiler ne olacak? Bugün böyledir. Yarın işçilerimiz eylem düzenleyecek. Öbür gün de farklı farklı şeylere gidecekler. Bir kere bizim siyasetimiz yok. Bizim çizgimiz Atatürk çizgisi. Partimiz de Allah partisidir. Üçüncü bir partimiz de yok bizim yani. Kimi dedi MHP'liydi, kimi dedi CHP'liydi, kimi HDP'liydi dedi, kimi AK Partili dedi. Allah aşkına hiçbir partili de değiliz. Sevdiğimiz insanlar hangi yere giderse biz de sevdiğimiz insanlara gönül veriyoruz. Ama bu gönül verirken de bize de insanlarız, ağladık olmadı, bağırdık olmadı, çığırdık olmadı. Yok etmek istiyorlarsa ben gönüllü olarak bu memleketi terk etmeye hazırım. Bizim sıkıntımız ne Büyükşehir Belediyesi'nde var, ne Şehzadeler'de var. Bizim sıkıntımız Yunus Emre Belediyesi'nde. O da neden kaynaklandığını biz bilmiyoruz. Ben o yani belediye başkanı olan vatandaşın da beklediğini düşünmüyorum. Alttaki biz her zaman söyledik. Bunu biz AK Parti yönetim kuruluna kadar ilettik ki kardeşim bizim başkandan bir sorunumuz, problemimiz yok. Ama alttaki insanlar işgüzarlık yapıyor. Aha mühendislerim yanında, aha mühendisim yanında. Açıklasınlar. Tadilat geçmiyor. Bir bahçeme tadilat yapıyorum, tadilat projem geçmiyor. Bir özürlü insana yardım ediyorsun. Kapı için geliyorlar. Efendim buranın sığınakta mutfak yokmuş. Yukarıda da menfez delikleri yokmuş. Allah Allah. Aşağıda ismini açıklamayacağım bir yerde arkadaşlar belediyede çalışan personeller aynen şunu söylüyorlar. Ya acaba Kamber Ali Atabey'e bunu yaptık. Kamber Ali Atabey demin belediyeye girdiğinde keşke orada olsaydınız. Bütün personel vebalı, koleralı bir adam içeri girer gibi bakar gibi bakıyorlar. Herkes şeylerden kalkmışlar standların arkasından. Hepsi ayakta duruyor.
Herkes bir şu geldi, şu geldi, bu geldi, bu geldi. Ya bu ne demek bu? Partinin mi? Aleyhine mi çalıştık? Oy mu kaybettirdik? Ne yaptık yani? Kime ne yaptık? Biz kime ne yaptık? Manisa Baro Başkanı Zeynel Balkız, 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği Soma Kömürleri AŞ'ye ait Eynez Maden Ocağı'nda çalışan 2830 işçinin işten çıkarılması ve işçilik haklarını almaması üzerine arabuluculuk sisteminin devreye girmesi gerektiğini vurguladı. Balkız ayrıca Soma iddianamesinde iki yaralının raporları dışında eksik kalmadığını ve iddianamenin kısa sürede verilebileceğini söyledi. Soma Eynez Maden Ocağı'nda çalışmakta olup sözleşmeleri işveren tarafından feshedilen 2830 işçimizin kıdem tazminatlarının ve işçilik alacaklarının alması için şu anda yeni bir sürecin başlayabileceği ihtimalini elde etmiş bulunuyoruz. Manisa Baro Başkanı Zeynel Balkız, baroda düzenlediği basın toplantısında sözleşmeleri feshedilen 2830 işçinin kıdem tazminatı ve işçilik alacaklarının hala ödenmemesi üzerine ülkemizde son 2 yıldır uygulanan arabuluculuk sisteminin devreye girmesini beklediklerini söyledi. Ve bu konudaki bu arabuluculuk sisteminin geliştirilmesi ve tanıtılması noktasındaki tavsiyeleriyle bugün itibariyle sendika ve işverenlerle de görüşme sağlanmış. Dolayısıyla bu ihtilafın üç kanadını teşkil eden asıl işveren Türkiye Kömür İşletmeleri AŞ, işveren ve hizmet alım sözleşmesinin tarafı Soma Kömür İşletmeleri AŞ ve diğer taraftan da üçüncü taraf İşçiler ve onların temsilcileri olan Türkiye Maden İşçileri Sendikası arasında arabuluculuk sürecinin başlayabileceği ihtimalini taraflarla yaptığımız görüşme sonucunda daha inandırıcı bir noktaya geldiğini görüyoruz. Balkız, Türkiye Maden İşçileri Sendikası arasında arabuluculuk sürecinin başlayabileceği ihtimalini haftaya yaptığımız görüşmeler sonucunda daha inandırıcı bir noktaya geldiğini görüyoruz dedi. Sendika ile yapılmış görüşmelerde kendilerinin 400 işçiyle İstanbul, Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde ve diğer yerlerde haklarını aradıkları ve işçilik haklarının bir an önce ödenmesi mücadelesini verdikleri bize bildirildi. Soma'da işten çıkarılan 2830 işçinin alacaklarının mahkeme yoluna gitmeden arabuluculuk sistemiyle çözülebileceğini anlatan Baro Başkanı Balkız sözlerine şöyle devam etti. İşverenin eğer Türkiye kömür işletmelerinden alacak oldukları kömür alacağının ödenmesi mümkün ise, mümkün olduğu takdirde onların da masaya oturacakları ve devletten alacakları alacak ile işçilerin alacaklarını bir an evvel ödeyebilecekleri ihtimalini bize bildirdiler. Şimdi bu üç tarafın bugün itibarıyla bu görüşmelere olumlu cevap vermeleri noktasında biz bu ihtilafın yani 2830 işçimizin kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacaklarının arabuluculuk sistemiyle çözülebileceğini bugün kamuoyuna açıklamak istiyoruz. Soma soruşturmasına ilişkin hazırlanan iddianamedeki eksikliklerin büyük çoğunluğunun giderildiğini aktaran Balkız şunları ekledi. Bir arabulucuya yani arabuluculuk siciline kayıtlı avukat bir arabulucuya gitmeleri ve o arabuluculuğun rehberliğinde, öncülüğünde tarafların kendi tekliflerini ve düşüncelerini masaya koymaları suretiyle mahkemelere gitmeden daha ucuz ve daha kısa bir metotla ihtilafın çözülmesini düzenleyen bir sistem. Bu iki seneden beri Türkiye'de uygulanıyor. Ama maalesef vatandaşlarımız tarafından bilinmiyor. Arabuluculuk dair. Yunus Emre Belediyesi'nin başlattığı Manisa'da tarihe yolculuk projesi kapsamında Barbaros Yeni Mahalle ve Fevzi Çakmak mahallelerinde yaşayan kadınlar tarihi mekanları, camileri gezdi ve bilgilendi.
Yunus Emre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bir anlamlı projeye daha imza attı. Barbaros, Yeni Mahalle ve Fevzi Çakmak mahallelerinde yaşayan kadınlar tarihi mekanları, camileri gezdiler. Seninle belediye başkanıydı. Çok teşekkür ediyoruz. Elemanları da çok memnunuz. Hele kızlarımız bugün bizi çok memnun ettiler. Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini belirterek, Manisa'da yaşayıp da tarihi yerlerini görmeyen veya daha önceden gittiği yerlere yeniden gitmek isteyen bayanlarımızın tarihe yolculuk yapmasına yardımcı olduk. Yunus Emre Belediyesi olarak sosyal ve kültürel projelerimiz devam edecek dedi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şaver Yüksel ise başarılı bir proje imza attıklarını belirterek proje kapsamında 23 bayanın Manisa'nın tarihi yerlerini gezdiğini söyledi. Projeye katılan kadınlarsa şunları söylediler. Gezdik. Mevlihane, Ulu Camii, Muradiye Camii, Sultan Camii, Sarıhan Bey Türbesi, Ağlayan Kaya ve en son Türk Kahvesi'nde bayanlarımızla birlikte çay kahve içtik. Bu proje çok güzel oldu. Bayanlarımızın birçoğu Manisa'da yaşadıkları halde Manisa'da olan tarihi yerlerimizi bilmiyorlardı. Hep beraber gezdik, buralarla ilgili bilgi sahibi oldular. Çok beğendiler. Projemiz diğer mahalle. Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü Mali Hizmetler Merkez Müdürü görevini yürütmekte olan Aylin Işık, AK Parti Manisa Milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Biz partimize böyle bayan adayların teveccüh göstermesinden çok memnunuz. Daha bayan adaylarımızın Aylin Hanım'la başlayan bu startın devam edeceği düşüncesindeyiz. Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü Mali Hizmetler Merkez Müdürü Aylin Işık görevinden istifa ederek milletvekilliği için aday adayı oldu. AK Parti'den aday adaylığını açıklayan Işık yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Ben Aylin Işık, AK Parti çatısı altında davamız konusunda hizmetkar Manisa ilimize yetiştirdiği bir evladı olarak hizmet etmeyi onur ve gurur duyuyorum. AK Parti çatısı altında olmaktan da büyük şeref duymaktayım. AK Parti Manisa İl Başkanı Zülfikar Gürcan'sı ilk kadın aday adayı başvurusu olduğunu ifade ederek şu açıklamalarda bulundu. Geçen seçimlere nazaran 50-52 olan adayı başvurumuzun da bu seçimlerde 80-90 hatta 100'leri bulabileceği düşüncesindeyiz. Çünkü biz bunu gelen taleplerden, teveccühlerden görüyoruz. Aylin Hanım da Manisa'mızın bir değeridir. Manisa'da SGK'da merkez müdürlüğü yapar. Manisa'nın yetiştirdiği ve kariyeriyle her şeyle kendisini ispatlamış bir kardeşimizdir. Bu noktada bu süreçte de iddialı olduğu kanaatindeyim. Kendisine bu yolda başarılar diliyorum. Biraz önce... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Soma'da 2800 madencinin kıdem tazminatı almadığını, soğuk kış gününde mağdur edildiklerini söyledi. Şu anda Çankaya Belediyesi sadece Suriyeli sığınmacılardan farklı bir kimlik başlangıç numarası verdiğiniz için, yani onları fişlediğiniz için, ayrımcılığa tabi tuttuğunuz için, 99'la başlayanlara olanları 98'le başlayan Ezidilere ve Türkmenlere vermediğiniz için bu eksiği yerel yönetimleri marifetiyle ortadan kaldırmaya çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Soma'da geçen yıl Mayıs ayında 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının ardından, işçilerin aylar geçmesine rağmen kıdem tazminatını almamaları üzerine açıklamalarda bulundu. Soma AŞ'nin işçilerin tazminatlarını rehin tuttuğunu belirten Özel şöyle konuştu. Kıdem tazminatlarının ödenmesi. Soma AŞ ödemiyor. Niye ödemiyor? Bu tazminatları rehin tutuyor. Diyor ki mal varlığım üzerindeki tedbir kararını kaldırın hemen ödeyeyim diyor. Ödeyemeyeceğinden değil, şantaj unsuru olarak kullanıyor. Devlet dediğiniz şöyle davranır. Şantaja mantaja boyun eğmez. İki maddelik bir kanun geçireceğiz. Metin üzerinde mütabıkız. Devlet rödovans ihaleleri gereği, yani zaten esas işveren TK'yı burada bir sıkıntı görüyorsa kıdem tazminatlarında, bu kıdem tazminatlarını alt işverenin kusurundan dolayı üst işveren olarak derhal nakden bir seferde öder.
döner so maaşı eden kamu alacağı olarak tahsil eder. Bunu böyle yazarsanız 2821 tane arkadaş bir kere tazminatlarını alacak. İki, uyar madencilik, hep burada anlattım ya, sizin Ermenek'te tanıştığınız, bizim Soma'dan beri tanıdık olduğumuz uyar madencilik. Bu uyar madenciliğin 800 kişiyi mağdur etmiş bir durumu var. Birçok milletvekillerinizin yakın ilişki içinde olduğu, bir bakanınızla bir milletvekilinizin çocuklarının hayatlarını birleştirdikleri o mutlu günde, geçen hafta burada mal varlıklarını okuduğum 3 kişinin de ayrı ayrı davetli olduğu, nikah törenine katıldığı uyar madencilik. O 800 kişiyi mağdur etmiş. Birisinin iki gözü görmüyor, birisinin iki ayağı yok. Bugün Sayın Elitaş'ın odasındaydı koltuk değnekleriyle. Yanlış ve ucuz dinamit kullanımından 800'ü de çalışmış, paralarını alamamış. Bunu geçirirseniz uyar madencilik sorunu da halledeceğiz. Ayrıca 301 tane kaybettiğimiz madenci kardeşimizin ailelerinin de tazminat alacaklarını ödemiş olacağız. Bu çok basit ve bütün gruplar içinde biz bu dönem biterken iyi bir şey yaptık, gözümüz arkada kalmadı, vicdanımız rahat diyebileceğimiz, bütün grup başkan vekillerine çıkıp buradan bir Manisa milletvekili olarak bütün gruplara teker teker teşekkür edebileceğimiz bir konu. Devlete yük falan da gelmiyor, paraların tahsil kabiliyeti var, birileri devletle oyun oynamaya çalışıyor, bürokrasiyi alet etmiş, bir takım bakanlıklarda bir gün söylediğini burada soru cevapta ben buna karşı çıkmam, gruplar çözerse diyor. Sayın Doğan Kubat'ın iyi niyetli gayretlerine rağmen kendisine bir hafta sonra götürüldüğünde emsal teşkil etmesin diyor. TKİ'nin, hazinenin ve ilgili sendikanın, hukukçularının ortaklaştığı basit bir metin var. Emsal teşkil etmeyecek, devletin esas sorumluluğunu ortaya koyacak o metni bir an önce buradan geçirmeliyiz. 400 işçi bugün Dikmen Kapısı'nın önünde saatlerce ıslandı. 3000 tane arkadaşının gözü kulağı burada. Manisa'nın Kula ilçesinde kar nedeniyle 43 mahallenin yolları kapandı. Mahalle yollarının kapalı olması nedeniyle taşımalı eğitim gören ve Kula'nın en uzak mahallesi olan Çarıkballı mahallesinde 19 öğrenci evlerine gidemedi. Yolsuzluk var mıydı? Hayır. Güzel sıcakta yattınız, kahvaltınızı yaptınız. Belli değil, bak kar yağdı, yollar hala kapalı. Kar yağışı Manisa'da hayatı olumsuz etkiledi. Kula'da 19 öğrenci kar nedeniyle yolda kaldı, evlerine ulaşamadı. Kula Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü evlerine gidemeyen 19 öğrenciyi Kula Hacı Ömer Özboyacı Teknik ve Endüstri Alanoğlu Meslek Lisesi yurduna yerleştirdi. Konuyla ilgili konuşan Kula Hacı Ömer Özboyacı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Hüseyin İzci ise şunları söyledi. Uzaktaki mahallelerimize, eski tabiriyle köyümüze ulaşamadılar ve onları bu dün akşam burada bizim yatılı Endüstri Meslek Yönetimi'nin yatılı pansiyonlarında misafir ettik. Bugün de duruma bakılacak. Yollar açıldığında hemen servislerle köylerine, ailelerine, yanlarına göndereceğiz inşallah. Yolda mahsur kalıp evlerine gidemeyen öğrenciler yaşadıkları olayı şu sözlerle anlattı. Milli Eğitim Müdürümüz bizi EML'nin yurduna yerleştirdi. Milli Eğitim Bakanı ve Kaymakamımıza teşekkür ederiz. Bize sıcak bir yuva açtığı için de teşekkür ederiz. Yolların açılmasını bekleyen öğrenciler Kula Kaymakamı Murat Güven ve Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Çapan'la birlikte öğle yemeği yedi. Sırada spor haberimiz var. Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Akhisar Belediyespor 14 Şubat Cumartesi günü saat 16'da Manisa 19 Mayıs Stadında konuk edeceği Sualtı Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor müsabakası hazırlıklarını sürdürüyor. Telafisi olmayan haftalara gidiyoruz. 15 Ağustos'ta bu maçımız var. Ancak biz her maça bugüne kadar kazanmak için, puan almak için çıktık. Bu maça da öyle çıkacağız.
Akhisar Belediye Spor Başkanı Hüseyin Er Yüksel, Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyes Spor maçıyla yeni bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Yılmaz Atabaru tesislerinde tam kadro idmana katılan Yeşil Siyahlılar'da hafif sakatlıkları süren Vasti ve Ahmet Cebe takımdan ayrı düz koşu yaptı. İdmanı izleyen Akhisar Belediye Spor Başkanı Hüseyin Er Yüksel'in yaptığı açıklamada taraftarların son 15 karşılaşmada takımları adına büyük önemi olduğunu söyledi. Maçını da kazanacağız, Allah nasip ederse. Takımda bir 11-12 kadar değişiklik oldu. Tabii yani sakatlıklar yaşadık, kart cezaları çok yaşadık. Ve devre arasında hocamızla beraber yeni bir kadro oluşturduk sayılabilir yani. İlk 11'de nereden baksan 5 kişi, 6 kişi yeni oyuncular. Bundan uyum sürecini de tamamladık. İşte bunu görüyorsun. Gayet neşeli bir idman var. Eksiklerimiz bu hafta zannediyorum 11'de yer almasa da tam kadro sahada olacak yani. Her maça kazanmak için çıktıklarını kaydeden Başkan Er Yüksel, takımda büyük değişiklik yaptıklarını ve uyum sürecini atlattıklarını ifade ederken, ayrıca sayı Kayseri Erciyes Spor maçıyla yeni bir başlangıç yapmak istediklerini de dile getirdi. Hoca da ister yani. Artı o gücü arkamızda hissetmiyoruz son haftalarda. Gelse de seyirci biraz sessiz kalıyor. Yani bu konuda eski coşkusunu tekrar kavuşmasını arz ediyoruz. Hep beraber yürüyoruz bu yolda. İnşallah hedefimize ulaşacağız. Öte yandan Manisa 19 Mayıs stadında yapılacak karşılaşmada kale arkası ve misafir biletlerinin 3 lira, Akiga tribün 4 lira, VIP ve kapalı 5 liradan satışa başladığı bildirildi. Haberleri noktaladık. Bültenimize para piyasasıyla devam edelim. Sırada hava durumu var. Yarın Manisa'da en düşük ve en yüksek sıcaklık dereceleri nasıl olacak? TV 18.30 ana haber bülteni ile karşınızda olduk. Manisa haberlerinin merkezinden herkese iyi akşamlar diliyoruz. Daha fazla haber ve ayrıntıya manisahaberleri.com ve Twitter, Facebook adreslerinden ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.